Öğrenci evinde 3 kişi kalıyorduk. Diğer 2 arkadaşımdan teki benimleydi. O gece o da İstanbul'a gidecekti. Gitmeden önce karşı odanın camını kapatmasını söyledim ve otobüs saati geldi. Arkadaşım otobüsüne binip gitti. Gece sanırsam 3 gibiydi. Tam uykuya dalacağım sırada üstümden battaniye çekildi. Hayırdır inşallah dedim ve düzelttim. Yine tam uykuya dalacakken aynı şey oldu. Bildiğim sureleri okudum ve gözüm açıkken çektiler. Hemen telefonun ışığını açtım. Kimse yoktu. Ama gitmeden önce arkadaşıma kapat dediğim diğer odadaki cam açılmıştı. Gittim, kapattım. Odama döndüğümde dolabımın rafını ve kapısını açık buldum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hemen kıyafetlerimi hazırlayıp memlekete gidecektim. Oda kapısının koluna yapıştım. Biri sert bir şekilde kapıya vurdu. Korktum, çıkamadım odadan. Sonra sanki odanın içinde birçok şeyin nefes alıp verdiğini hissettim. Edindiğim bilgilere göre sabah ezanı okunana kadar devam edecekti. Ezana bir saat kalmıştı. Uyumak istedim. Sanki kulağımın dibinde biri nefes alıyor gibiydi. Elektrikler gitti. Bir anda soğuk soğuk terler akıttım. Kalbim çıkacak gibiydi. Ailemi aradım. Kimse telefonu açmadı. Çaresiz kaldım. Hep sure okudum ve tuvaletim gelmişti. Beklediğim an geldi ve ezan okundu. Evin tuvaletine giremedim. Caminin lavabosunu kullanacaktım ve her defasında gördüğüm caminin yanında olan tuvaleti bulamadım. 3 defa tur attım caminin etrafında. Artık vücudum dayanamadı. Tenha köşede ihtiyacımı giderdim. Kaldığım ilçe ufaktı. Tek bir camisi vardı. Lokantanın oraya gittim. Adamla selamlaştık. Birden ezan okunmaya başladı. Abiye, daha demin ezan okunmadı mı? Şimdiki ezan ne? Diye sordum. Oğlum, sabah sabah saçmalama. Hoca yeni gitti. Şimdi okuyor dedi. Hepten telaş sardı beni. Cami çıkışı hocayı bulup anlattım her şeyi. Evi görmek istedi. Bu işlerle uğraşmış önceden. Yatsı namazından sonra gideriz dedi. Eve geldik. Kapının önünde dur dedi bana. İçeriye girdi. Yarım saat çıkmadı. Bir anda hoca karşıma çıktı. Bir hafta eve kimse gelmesin dedi. Bazı yerlere Arapça bir şeyler yazdı. Dua et oğlum. O ezanı sana yanlış okutanlar seni alamamışlar. İyi ki de sana Rabbim tuvaleti göstermemiş diye devam etti sözlerine. Ben bu olayın neden bu evde olduğunu öğrenmek istedim. Buldum da. Diğer üçüncü ev arkadaşım bir kızla ilişkiye girip hamile bırakmış ve 2 aylıkken haplar sayesinde evin tuvaletinde düşürmüşler. O arkadaşımdan bir daha ses soluk çıkmadı. Memleketinden gelmedi. Abisini aradım. Kapat, arama telefonu diye sert çıkış yaptı bana. Sonradan öğrendim ki üçüncü ev arkadaşım gece birdenbire felç geçirmiş. Hiçbir yeri tutmuyormuş. Ölü gibiymiş. Anladım ki bu dünya etme bulma dünyası. Sonra evimi değiştirdim. O eve giren diğer çocuklar bir sohbet arasında geceleri ağlamaklı bebek sesi duyduğunu söylediler. Ben de olayları anlattım ve o günden beri o evde kimse kalmadı. Ben ise normal hayatıma devam ettim. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Hikaye bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.